Evet. Yeşil Masa'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bine Bağış Dans Tiyatrosu Yeşil Masa Koreografi Kurt Yoz. Şu an 7. tabloyu izliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sistem arada bize böyle hainlikler yapabiliyor. Sistemle savaşıyoruz. Yine internetimiz var. Katılanlar hoş geldi. Şimdi buradaki ilk figür, Harlekin figürü dediğim, benim soytarı dediğim figür ölümle savaşıyor bakın. İlk başta eğleniyordu. Giderek ölüm onu da ele geçiriyor. En eğlenceli figürü de, en güçlü figürü de yakalıyor. Yakaladıktan sonraki tablonun masaya dönmesi, yine 10 kişilik ilk siyahlı centilmenler tablosuna dönmesi de inanılmaz bir tesadüf. Bu anlamda önemli. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Burada ölmeden önceki son can çekişmeler. Artık bu adamın o masada bir centilmen olması kaçınılmaz. Yani onun da zaman içinde ölüme teslim ediliyor olması, zaten ilk baştaki karikatür grotesk, böyle sanki ölüm kararı veren adamlar gibi değil mi? Savaşı çıksın, savaş çıksın diyen insanlar gibi. Yani olumsuz bir karar veren insanlar gibi sanki. Bu anlamda ölüm yine aynı soloyu yapıyor. Ölüm hep aynı. Ölüm çok değişmiyor. Ölüm hep kazanıyor. Ölüm hep aynı soloyu yapıyor. Selamlar. Babam. Biraz ileri alabiliriz sanki. Buradaki solo yine ilk baştaki solonun aynısı. Son bölüme katılmak için sanki ilk masaya dönüyor. Masa yine yeşil gördüğünüz gibi. Masanın yeşil olması, 10 kişiden oluşması, tango. Daram pam pam. Pa pa pi pam pam. Pa pi pam pam. Tam el ele tutuştular, anlaştılar. Bir cenaze töreni gibi bakın, ortada bir cenaze var gibi. Tabut gibi. Ya da bir oyuna gidiyorlar, bilardo masası gibi. Yeryüzünü paylaşacaklar. Daram pam. Sanki ölümün temsili devam ediyor. Ama 10 kişiye bölünmüş. Daram param. Eller. Fikirler. Ben. Beni dinleyin. Kafa kafaya vermeler. Bak bir tane ben varım. Biraz grotesk dedik, karikatür dedik. Hani ölüme böyle yaklaşmak daha etkileyici. Ayağını koyuyor masaya. Bir dakika beni dinleyin. Kafa kafaya veriyorlar. Elini vuruyor masaya. Dur diyor. Hayır ben, beni dinle. Hayır beni dinle. Beni dinleyin. Bir taraf sağ taraf diyor ki beni dinleyin. Öbür taraf diyor ki beni dinleyin. Hayır. Ben diyorum, sen diyorsun, ben diyorum, sen diyorsun. Niye 10 kişi seçilmiş özellikle bir bilemem. Neden yeşil seçilmiş? Yani yeşil renginin önemi nedir? Bana işte bilardo masası gibi geldi. Yeryüzü gibi geldi. Yavaşça bitti. Burada müzisyen çok önemliydi arkadaşlar. Müzisyen ile birlikte Kurt Yoz'un birlikte üretiyor olması. 8 tablo önemliydi. Kurt Yoz'un 8 tablosu. Müzisyenin 4 teması önemliydi. Dışa vurumcu dans önemliydi. Dışa vurumcu dansla birlikte müzisyenin kendisi Fritz Cohen Yahudi, Kurt Yoz, Alman ama sürgüne gönderilmiş, Sigurd Leder, kendisi bir işbirliği yaptığı koreograf, dansçı, dans eğitmeni, Mary Wigman. Mary Wigman'la beraber Rudolf Laban,
Ve Laban notasyon dediğimiz, Laban notation dediğimiz kinetografi, hareketin analizi önemli. Elbette anne rolünü oynayan Pina Bausch. Ve Kurt Yost'tan etkilenen Pina Bausch önemli. Sizlere bunu ilk bölümünü paylaştım. İkinci bölümünü de paylaşacağım. Yine Nil bize YouTube'a aktaracak. Geçen haftaki dersi aktaracak. Bu haftaki dersi aktaracak. Eğer bizimle bu derslere katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa bugüne dair bizden notlar almak, bizimle iletişim içinde kalmak için Nil'e ve bana e-mail ve telefon numaralarını gönderebilirler. Kendilerini WhatsApp grubuna dahil ederiz. Eğer YouTube kanalını takip ederseniz derslerimizin videosunu oraya koyuyoruz. Oradan size haber gelebilir, güncel haberler alabilirsiniz. Instagram'dan olmasının kolaylığı hepimize ulaşabiliyor olması. Teşekkür ediyorum. Haftaya size bir başka eserle hazır olacağız. Eğer sorularınız varsa soruları alabiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorular var mı? Soru alayım. Soru var mı? Soru yoksa devam edebiliriz akışımıza. Var mı soru? Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Bunun Pina Bausch Dans Tiyatrosu ile ilgisini merak eden arkadaşlarım için bir ders yapmış olduk. Aynı zamanda merak ettiğiniz diğer koreografları ve dansçıları takip edebilirsiniz. Sizlere çeşitli destekleyici makaleler de koyacağım. WhatsApp grubundan paylaşacağım. Eğer sorunuz yoksa var mı? Ölüm masasında 10 kişiyi düşünüyorum. Evet, 10 kişi. Sanki bana ilk bakışta 10 parmak gibi geldi. Hani ellerimiz. Ellerimizle yapıyoruz savaşı. Her şeyi biz kendi ellerimizle yaptık. Olabilir. 5 olsaydı 5 kıta diyecektim. Hani 5 sayısı. Ondan sonra 10 ülke ne bileyim var mı? Onunla ilgili üretebiliriz aslında. Bu sayı bazen dansçıların ve koreografların kazara bulduğu estetik bir kaygıdan olabiliyor. Bazen de simgesel bir değeri olabiliyor. Ben de düşünüyorum ama bana en çok 10 parmak gibi geldi. Gezegeni parselleme durumu mu var diye. Ha olabilir. Ha, 12 gezegen var diye biliyoruz ama 10 gezegen miydi? Olabilir, olabilir. Olabilir. Yani bunlar size her bir seyircinin ifadesini zenginleştirmek için sunulan, bazen de açıklanılmayan, bazen de gerçekten tam maddesel bir değeri olmayan, hani anlamsal bir değeri olmayan tesadüfler de olabiliyor ama 10 sayısı önemli sanki, değil mi? Evet, 7 ve 3 okyanus, 7 kıta 3 okyanus olabilir. Niye olmasın? Olabilir. Dünya çünkü paylaşmak istiyor bu savaş. Dünya benim olsun istiyor. Haklısın. Olabilir. Çok çok güzel bu tarz açıklamalar, bu tarz düşünceler zaten önemli bize. Onu söylemek istiyor. Bizim iç dünyamızı harekete geçirmek istiyor. Evet, olabilir. Nil'le size bay bay diyelim. Teşekkür ediyoruz. Eğer sorunuz yoksa tekrar görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Bay bay. Bitir diyelim.